Alanya Posta Medya'nın sürekli gündeme getirdiği en büyük sorunlardan bir tanesi kuraklık. Tarımsal üretimde ve içme sularında yaşanan büyük sıkıntılar sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Posta Medya'nın sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz bu sene ve geçen sene bölgemiz özellikle kuraklık yaşadı, yağış almadı ve dolayısıyla bu sıkıntı tüm halkımıza, tüm kurumlarımıza paralel olarak yansıdı. Günümüzde gerçekten bir pandemi var. Covid-19 pandemisi ve tüm dünyayı tehdit etmekte. Ancak ülkemizi ve özellikle Antalya bölgemizi en büyük tehdit eden şey son günlerde kuraklık meselesidir sözleriyle konuşmasına başlayan Karadağ, Torosların eteğinde su sıkıntısı çekmemize anlam veremiyorum dedi. Ben özellikle bu konuda bütün merkezi hükümeti ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Evet bir kuraklık yaşıyoruz ama ben Torosların eteğinde ve hala Toroslarda kar yükü altında olan Alanya'mızdaki Toroslar hemen yanı başımızda ve özellikle oradaki Yeniköy Barajı'nın ve Din Barajı tarımsal projesinin hükümet tarafından hala bitirilmediğini vurgulayan Karadağ, vahşice açılan su kuyuları kuraklık sebebi. Avrupa standartlarının üzerinde bir su kullanımı mevcut. Su akıyor, devlet su işleri bakıyor ifadeleriyle iktidar kanadını sert sözlerle eleştirdi. Aynı şekilde Din Barajı'ndaki su olayı, sulama suyu ve tarımsal amaçlı kullanılması gereken su bir türlü bitmedi. Son günlerde özellikle doğu mahallelerimizdeki sulama suyundaki Din Barajı'ndan gelen borular içine su verildiği an pat pat patlamakta. Gerekçesi ise gerçekten bugün... Alanya merkezde kuraklık ve su sıkıntısı olmadığına değinen Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, kırsalda T borularla saate gitmeyen bazı kaçak hatların açılması sonrası suyun tarımsal sulamada kullanıldığını ifade etti. Tarımsal amaçlı kullanılmasında çok büyük eksik var. Evet, adı üzerinde devlet su işleri. Tarımsal amaçlı suyu devletimiz mutlaka ve devletimizi idare eden hükümet mutlaka bu konuda bir çözüm üretmek mecburiyetinde.